Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çatı davasının son celsesinde gazeteci Hidayet Karaca esas hakkındaki mütalaya karşı savunmasına devam etti. Gizli tanıklar Güneş ve Bulut'un iddialarına cevap veren Karaca, Bulut'un mahkemedeki ifadesi sırasında apar topar kaçtığını, heyetin de buna izin verdiğini, Güneş'in ise çağrılmadığını belirtti. Karaca, söz konusu tanıkların beyanlarının doğruluğunun araştırılmasına tepki gösterirken de bunlarla insanların hayatı karartıldı. Nezarethanede köpek muamelesi görüyoruz, bunları anlatmıyoruz dedi. Güneş ve Bulut'un iddialarından hareketle Şike operasyonunun medya ayağı olmakla suçlandığını kaydeden Karaca, Aziz Yıldırım Şike operasyonundan sonra 30'a yakın gazeteciye dava açtı. Bunlar arasında niye Hidayet Karaca yok diye sordu. Karaca, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde diğer sanıklarla HTS kaydı olduğu suçlamasını cevaplandırdı. Bilirkişi raporuyla da telefonların aynı baz istasyonunda sinyal vermesinin toplantı yapıldığı veya görüşüldüğü anlamına gelmediğinin ortaya konduğunu belirten Karaca, bahsi geçen iki kişiden biriyle aynı sitede oturduğunu, diğerinin de evinin STV binasının karşı sokağında olduğunu ve telefonların aynı baz istasyonunda sinyal vermesinin normal olduğunu aktardı. HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, Dr. İbrahim Halil Özyavuz'un Silivri cezaevinde işkenceyle öldürülmesini meclise taşıdı. Silivri cezaevinden intihar ettiği söylenen ama işkenceyle öldürüldüğüne yönelik kanıtların her geçen gün arttığı Dr. İbrahim Halil Özyavuz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan, Türkiye derecesi yaparak doktor olan ardından başarısını TUS'ta devam ettiren Özyavuz'un ölümü ile ilgili detayları anlattı. Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığa olayın aydınlatılması çağrısı yaptı. 15 Temmuz şaibeli darbe girişimiyle ilgili çalışmalar yapan gazeteci Ece Sevim Öztürk, gece 02.30'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmediği aktarıldı. Özellikle CHP kulislerinden haberler veren Çağdaş Ses gazetesinin yayın yönetmenliğini yapan Öztürk, son dönemde 15 Temmuz soruşturmalarında yaşanan haksızlıklara ve üstü örtülmeye çalışılan bazı karanlık noktalara ilişkin yazıları ve belgesel çalışmasıyla dikkat çekmişti. Öztürk, operasyon sitesi Oda TV tarafından da hedef gösterilmişti. Ece Sevim Öztürk'ün gözaltına alındığı sosyal medya hesabı bundan duyuruldu. Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, yaşattığı ağır insan hakları ihlallerini ilan ettiği OHAL döneminde daha da şiddetlendiren AKP iktidarına ultimatum niteliğinde bir çağrı yaptı. Bir deklarasyon yayımlayan grup, Pakistan'dan kaçırılan eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesinin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını istedi. Kaçırılma skandalı deklarasyonda, Kaçmaz ailesinin evine aralarında birkaç kadın memurun da bulunduğu 15 memur hiçbir kimlik göstermeksizin sivil kıyafetlerle baskın düzenledi. Görevliler aileyi tutuklamak için itip kalkıyorlardı. Memurlar, Bayan Kaçmaz ve iki küçük çocuk dahil hepsini gözlerini bağladı ve başlarına çuval geçirdi. Kaçmaz ailesi 17 gün boyunca dışarı çıkmalarına ve gün ışığı görmelerine izin verilmeyen bir yerde tutuldu. Kaçmaz ailesi 14 Ekim 2017'de zorla sınır dışı edildi ve İslamabad'dan İstanbul'a kadar özel, işaretsiz bir uçakla uçtu. Pakistanlı personel aileyi uçağa ulaştırırken uçakta sadece Türk ajanlar vardı ifadeleriyle ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'den 17 bankanın notunu düşürdü. Business HT'nin haberine göre bankalar dahil 19 finansal kurumu da not indirimi için izlemeye aldı. Karara 3 gerekçe gösterildi. Bunlardan ilki, çalışma ortamındaki bozulma ve bu bozulmanın bankaların kredi gücü üzerindeki etkisi. İkincisi, yabancılara ait bankaların iştiraklerdeki değişimler ve üçüncüsü, Moody's'in 1 Haziran'da Türkiye'nin BA2 seviyesindeki kredi notunu gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamasının ardından hükümetin destek kapasitesindeki zayıflama. Kuruluş ayrıca ihraç ettiği ipotekli tahvillerin de not düşürme için izlemeye aldığını açıkladı. Son günlerde Londra'da para aradığı haberleriyle gündeme gelen AKP'nin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Moody's'in bankacılık sektörüyle ilgili kararına tepki gösterdi ve "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam" dedi. Döviz kurlarındaki rekor artışlar, kredi borçları ve dev şirketlerin borç yapılandırmasına gitmeleri derken Türkiye'nin kaçınılmaz bir ekonomik krize doğru yol aldığı belirtiliyor. Havuz medyasından Karar Gazetesi ekonomi şefi İbrahim Kahveci de köşesinde yaklaşmakta olan ekonomik krizin tehlikesine yer verdi. Kahveci, neredeyse bir ekonomik krize girdiğimiz kesinleşti. Yani bugün henüz ilk günlerini yaşıyor olabiliriz ama aradan geçen her süre zarfında ekonomik sorunlar artarak devam edecek diye yazdı. Kahveci'ye göre önümüzde iki yol var. 1. Ya dış mihraklar sloganı ile devam ederek Venezuela olacağız ki millet bu slogana epeyce inanmış durumda. 2. Ya da aklımızı kullanıp çözümler arayacağız. Kahveci yazısında ülkedeki yurttaşların iki şeye inandığını belirtiyor.
1. Herkes Türkiye'ye düşman. 2. AB ve ABD bizim ekonomimizi çökertiyor. Kahveci, bu akılla çözüm önerisi sunulmasının pek de mümkün olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilk kez iftar programı düzenledi. İftar programına nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin Washington'daki büyükelçileri katıldı. Programa yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı bildirildi. Trump, görevinin ilk yılında Beyaz Saray'da iftar vermeyerek ABD başkanlarının Ramazan geleneğini bozmuştu. Trump, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu akşam birlikte toplanırken dünyanın büyük dinlerinden birinin kutsal geleneğini onurlandırıyoruz. İslam inancına göre iftar yemeği Ramazan ayı boyunca ortaya çıkan oruç ve ruhsal yansımaların günlük periyodunun sonunu gösterir. İftarlar barış, berraklık ve sevginin zamansız bir mesajını kutlamak için ailelerin ve arkadaşların bir araya gelmesinin işaretidir. Bu harika bir aşktır. En yüksek ideallerimizi aramak ve zevk aldığımız pek çok nimet için teşekkür etme zamanıdır," dedi. 15 Temmuz Şabi'li darbe girişimi bahanesiyle binlerce polisi tasfiye eden AKP Türkiye'sinde sahte polisler türedi. Önceki gün polisleri bile dolandıran bir sahte polis çetesinden sonra şimdi de İstanbul'da polisleri kendisinin polis olduğuna inandıran bir kişinin sürekli karakola girip silahlarla poz verdiği ve bunları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'deki Çağlayan Polis Merkezi'nde karakol amirini tanıyan BC adlı kişi polis merkezine gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren BC bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Karakol dışından gelen polisler bile sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan BC'yi polis olarak tanıdı. BC'nin Şırnak'ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de BC'nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü. Demirören Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören öldü. T24'ün aktardığına göre uzun süredir tedavi gören ve 79 yaşında olan Demirören son olarak Doğan Medya grubunu satın alarak gündeme gelmişti. Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı. Erdoğan Demirören, 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sırasında ortaya çıkan bir ses kaydında Erdoğan'ı telefonda ağlamasıyla da gündeme gelmişti. Sosyal medya devi Facebook'un 60 şirket ile bilgi paylaşımı yaptığı bildirildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Facebook'un aralarında Apple, Amazon, Samsung ve Microsoft gibi büyük firmaların yer aldığı 60 şirket ile bilgi paylaşımı için anlaştığını ortaya çıkardı. İddiaya göre Facebook, 10 yıldır söz konusu şirketlere kullanıcılarından izin almadan bilgi paylaşımında bulunuyor. Facebook ise haber ile ilgili yaptığı açıklamada şirketlerle anlaştığını ancak izinsiz bir şekilde bilgi paylaşmadığını ifade etti. Facebook, şirketlerle anlaşma gerekçesini ise şirketin yeni uygulama yazılımlarında deneyim kazanmak için yaptığını söyledi. Facebook ile anlaşması olan şirketlerin uygulamalarını piyasaya sürmeden önce Facebook kullanıcı bilgilerinden de faydalandığı belirtildi. Londra merkezli Cambridge Analytica'nın yaklaşık 87 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri 2016 ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Skandalı ilk olarak New York Times haber yapmıştı. Yeah.